360 ekranlarında gezmek olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir gün geçirirsiniz ve kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı sizlerin olur inşallah. Gerçekten bu dileği o kadar içten söylüyorum ki her insanın yüzü gülsün, herkesin her şey hayatında istediği gibi gitsin. Çünkü gerçekten insan ufak şeylerle de mutlu olabilmeli bence, değil mi Turan abi? Vallahi ben kendi kendime mutlu olabiliyorum. Kendi kendime gülebiliyorum. Canınızı hiçbir şey için sıkmayın sevgili seyirciler. Her şeyin başı sağlık. Paramı alayım. Kış güneşi de çok güzel gelirken bu para ne güzel harcanır. Para yok diyor Turan abi. Paramı alayım. Turan abi paramı alayım. Paramı alayım. Yok. Allah Allah paramı alayım. Vermiyorum, yok. Vermiyorum, para yok. Nasıl gezeceğiz biz burayı? Bugün parasız diyor. Hiç mi yok? Açılışı baştan mı çekeceğiz şimdi Turan abi? Verir misin paramı? Şaka mı yapıyorsun? Benim haberim yok. Neden para olmadığından benim haberim yok. Şu an karar vermiş kendi kendine Turan abi. Çekimdeyiz değil mi şu an? Paramı versene Turan abi. Turan abi para yok diyor sevgili seyirciler. Açılışını yaptın diyor, gir içeri artık diyor. O zaman ne yapalım? Paramız olsun olmasın, amacımız gezmek olsun zaten. Çok önemli değil, benim cüzdanımdaki para bana yeter ama tabii programın da belirli bir şeyi var yani. Değil mi? Bugün olmasın mı diyor. Tamam, parasız da gezebileceğini ben de göstereceğim size. O zaman gezmek olsun. 360 ekranlarında bütün enerjimizle başlasın. Gördüğünüz gibi burası evlilik ve altın alışveriş merkezi sevgili seyirciler. Bizi burada altın kaplamadan bir Truva atı karşıladı. Geldiğiniz zaman bunları da görebilirsiniz. Bakın burada Rumeli Hisarı var. Yine altın kaplamadan yapılmış. Ve Guinness rekortmeni dünyanın en büyük yüzüğü var burada. Bakın şurada. Ülkemize Guinness rekorunu kazandıran bir yüzük bu da efendim. Burada sergileniyor. Bakın yine burada altın kaplama bir elbise var. Yanında ayakkabısı var. Kemeri var. Bak görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Sonra şöyle ilerle Turan abi. Bakın yine buraya geldiğiniz zaman ve köprü tabii ki. Bakın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Buraya geldiğiniz zaman bunları da görebilirsiniz. İçeride yok yok. Siz şimdi burada altın kaplamadan nasıl figürler olduğuna bir göz atın. Biz bir bakalım. Dükkanlarda neler var neler yok. Buraya geldiğiniz zaman nelerle karşılaşacaksınız? O zaman buyurun siz buraya bir göz atarken ben sizi diğer taraftan karşılayayım. Öncelikle buranın 3 katlı bir alışveriş merkezi olduğunu söyleyelim. Buraya geldiğiniz zaman çeyrek altınından tam altınına, gram altınından pırlantaya, inci kolyesinden alyansına ne ararsanız burada var. Ha, sadece burada kuyumcular yok sevgili seyirciler. Burada düğün davet organizasyonu. Aynı zamanda gelinlik, aynı zamanda gelinlik ayakkabısı ve beyaz eşya üzerine dükkanlar da var. Ve tabii ki yemek yiyip ya da bir şeyler içebileceğiniz yerler de var. Yani buraya geldiğiniz zaman çok keyifli vakit geçirip bütçenize göre istediğiniz şeyi alıp çıkabilirsiniz. Ve fiyatların da 365 gün uygun olduğunun bilgisini sizlere verelim. Gezmeye artık ve fiyatlara
bakmaya başlayalım değil mi? Fiyatlardan önce altınlara, pırlantalara bakmaya başlayalım. Ben de ne yapayım, hevesimi alayım değil mi Turan abi? Evet diyor, bak canım diyor. Parasız geziyoruz ya, anca bakarız biz de yani. Zaten 50 lirayla ben buraya geldiğimde ne alabilirdim ki değil mi Turan abi? Doğru, hiçbir şey alamazsın diyor. Ay altınlar altınlar, 22 ayar altınlar, kemerinden kolyesine, şöyle kalın kelepçe mi bilezik mi bu? Kelepçe. Kelepçesinden neyine kadar? Ay şöyle bakın. Kelepçesinden kolyesine kadar. Böyle kolyesine kadar ne ararsanız var. Bunlar da son zamanlarda çok moda. Şöyle bakın hanımlar, ne kadar bu? Onun fiyatı 18 bin liraya geliyor. 18 bin lira mı? Aa, sudan ucuz. Evet öyle. İlk önce şunu söyleyeyim sevgili seyirciler size, 365 gün indirimde olan bir yer. Bunun sebebi de, şimdi beyefendi burada 18 bin diyor ama şu kolyeye. Şimdi dışarıda, bunu 20 dışarıda 20 binden aşağı alamazsınız diyor aynı zamanda da. Şimdi bunun fiyatı 18 bin lira. Buraya gelip pazarlığınızı yapabiliyorsunuz. Pazarlık yapmanın yanı sıra şimdi neden indirim var burada onu da açıklayalım. Buradaki bütün mağazalarda hemen hemen biz şimdi bir tanesine girdik. Dışarıdaki bilezikler benim hoşuma gitti de girdim böyle hemen içeri. İmalat yerleri de hemen yan tarafta. Atölyeler yan tarafta olduğu için bu ürünlerin hepsi hemen yakınlarında atölyelerde yapıldığı için imalattan dükkana geliyor. İndirim olmasın mı 365 gün? Olsun. Şimdi siz şuradaki bir dükkandaki altınlara göz atarken ben de azıcık kollarımı, böyle parmaklarımı falan boynumu doldurayım. Eksik mi kalayım? En azından hevesimi alayım yani. Değil mi Turan abi? Sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman haftanın 7 günü altın alışverişinde bulunabilirsiniz. Sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz. Haftanın 7 günü açık bir yer burası. Sabah 10'da açılıyor. Akşam da 8'de kapanıyor. Açık kapalı otoparkının da olduğunu söyleyeyim. Genellikle evlilik hazırlığında olan çiftler fazlasıyla ilgi gösteriyor buraya. Aynı zamanda özel günlerde de tabii ki insanların alışveriş yaptığı bir yer burası. Sarı altınından beyaz altınına, işte roz altınından incisine kadar envai çeşit altının olduğu bir yer. Yüzü aşkın dükkan var burada. Dediğim gibi hem evlilik hazırlığında olan çiftlerin uğrak yeri, hem de sevdiklerini hediye almak isteyenlerin uğrak yeri burası. Ayrıca ulaşım da çok kolay. Şimdi pırlantalar, envai çeşit pırlanta. Pırlanta hangi kadının ilgi odağı değil ki yani? Hangi kadının dikkatini çekmez ki? Bütün kadınların dikkatini çeker bence, değil mi? Başta benim. Tek taşımı kendim aldım, kendim alacağım yakında diyerekten bir girelim bakalım neler var neler yok. Pırlanta fiyatları ne kadarmış? Hem de size hem de kendime rehberlik yapayım değil mi Turan abi? Evet. Ben tek taş bakmak istiyorum. Tabii, nasıl bir şeyler düşünüyorsun? Nasıl bir şeyler düşünüyorum? Ne bileyim, tek taş olsun da önemli değil nasıl olduğu. Ay beyefendi, oradan bir dolap açtı, çıkarttı kutuyu. Şimdi bakın, bunların hepsi pırlanta değil mi? Hepsi pırlanta. Bakın hanımlar, bunların hepsi pırlantaymış. Tabii bu pırlantaların karatı oluyor. Benim tecrübem yok gerçi ama ben yanlış bir şey söylersem siz beni uyarın. Şimdi bu pırlantaların karatı oluyor, I rengi oluyor, H rengi, H rengi değil mi? Öyle bir rengi oluyor.
pırlantada renk önemli. İşte bazı hanımlara göre büyüklük önemli. Bazı beylerin o bütçesini sarsmaması gerekiyor o büyüklüğün. Tabii bütçesi el veriyorsa istediği kadar pırlanta alsın, büyük pırlanta. Bize ne yani, değil mi? Aynen öyle diyor. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu pırlantalar, şu zaten klasik bir pırlanta modeli. Evet. Bu kaç karatmış? Bunun karatı 0.32 karat. 0.32 karatı hemen takalım. Şöyle. 0.32 karat bir pırlanta yüzük ne kadar? Hemen söyleyeyim şöyle. Hemen beyefendi bize fiyat veriyor. Şimdi biz de bütçemiz doğrultusunda bu yüzüğü alıyoruz ve çıkıyoruz. Değil mi Turan abi? Onun şu anki fiyatı... Niye güldünüz? Alamaz mıyım? Onun şu anki fiyatı 3.000 TL. Hediye edildikten sonra fiyat sorup işte gerçek pırlanta olup olmadığını sormaya gelen çok hanım var değil mi? Yani genelde oluyor. Yalan söyleyeyim, genelde oluyor. Ay biz hanımlar çok fenayız ya değil mi? Evet biraz fena. Ama bence bir şey söyleyeceğim. Aslında bu kötü niyetten değil, bak gerçekten iyi niyetten. Biraz merak işte. Merak, evet biz meraklıyız yani. Yıldız'ı pırlantacıya dükkana sokarsanız çıkmaz tabii ki. Yani hangi kadın için önemli değil ki pırlanta, haksız mıyım? Tabii. Bir şey söyleyeceğim, böyle çiftler buraya gelip tartışıyorlar mı? Tartıştıkları oluyor ama çok nadir. Genelde dışarıya çıkıyorlar. Peki beyler, öyle mi? Turan abi niye güldün? Niye güldün? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Peki genellikle neden çıkıyor tartışma? Çok merak ediyorum gerçekten. Genelde biraz boyuttan hanımların istedikleriyle erkeklerin istedikleriyle uyuşmuyor. Ya benim anlamadığım bir şey söyleyeceğim. Hanımlar yanlış anlamayın. Evet tabii ki herkes pırlantanın güzelini, gösterişlisini ister. Ay başım ağrıyor, başım ağrıyor dedikçe şöyle parlasın ister. Değil mi? Ama eşinizin ya da bunu alacak olan adayınızın bütçesi el vermiyorsa ısrar etmeye gerek yok yani. Değil mi? Ağzınızın tadı bozulmasın. Ama pırlantalar da güzel yani şimdi. Şimdi buraya geldiğiniz zaman evliliğe dair her şeyi, envai çeşit her şeyi, altın çeşidinden beyaz eşyasına kadar, işte organizasyon firmasından gelinliğine kadar bulabileceğinizi söylemiştim. Bu dükkanların ağırlığının da kuyumcu dükkanları olduğunun bilgisini verelim. Tabii tekrar diyorum, ben bu dükkanların hepsine giremem. Birkaç tane böyle dükkana giriyorum. Sizler için fiyat araştırması yapıyorum. Ben de fikir ediniyorum bekar bir insan olarak. Ne yapıyorum? Sonra çıkıyorum ama eğer ki evlilik hazırlığındaysanız ya da sevdiğiniz birinin düğününe gidecekseniz, hediye düşünüyorsanız uygun fiyatlı 365 gün altında indirim olan bu alışveriş merkezine gelebilirsiniz diyelim ve beyefendi bizi bekliyor. Burada çok güzel alyanslar var. Evlilikte olmazsa olmaz alyans. Bazı insanlar gerçi alyans takmayı sevmiyorlar ama olmazsa olmaz tabii, tabii ki. Evliliğin başlangıcıdır alyans. Bizde toplam 3500 tane modelimiz var. Hali hazırda. Evet. Fiyatlarımızın dışarıya göre daha uygun oluşu da şuradan geliyor. Aha. Bizim kendi üretimimiz olduğu için, evet. Üreticiden direkt nihai tüketiciye ulaştığı için ürün. Aradaki toptancının karı müşterilerimize kalmış oluyor. Yani direkt üreticiden nihai tüketiciye ulaştığı için mal, aslında burası bir fabrika satış mağazası. Şimdi beyefendi böyle tam ticaret esnaf ağzıyla konuştu. Üreticiden nihai tüketiciye. Benim izleyicim samimi. Benim izleyicime diyeceksin ki bizim atölye yan tarafta. Evet, hayır. Ondan sonra buraya hemen atölyeden yürüyerek getirdikleri için uygun fiyata veriyoruz size. Aynen, aynen. Pazarlık da yapabiliyorsunuz. Evet tabii ki. Pazarlık payımız peki, açık tabii ki. Peki bir şey soracağım şimdi. Alyans fiyatları, en uygun alyansın fiyatı ne kadar? Şöyle. Kadın erkek. Aynen. Bizim mağazamızdaki
modellerimiz yaklaşık 600 liradan başlar çifti. Evet. 6500 liraya kadar devam eder. 6500 liraya alyans mı var? Var efendim. Evet. Hem kadın hem erkek. Var, evet. Görmek istersiniz. Ay ben parmağımda 6500 liralık alyans mı taşıyacağım evlenince? Allah nasip ederse. Gerçi kaç para olduğu önemli değil ya. Gerçekten önemli olan insanın ağzının tadı bozulmasın, evinin tabii, huzuru tabii. bozulmasın İçinize bence. İçinize sinsin, önemli olan kesinlikle. O kadar. Alyansçı'dan çıkamadık. Evlilik beni mi çağırıyor? Nedir? Ben anlamadım ki. Sence Turan abi? İnşallah. İnşallah diyor. Benden daha çok benim çevremdeki insanlar istiyor. Allah gönlünüze göre versin. Hilmi abi istiyor. Hilmi abi istiyor en çok diyor babam için. Evet. İşte babam annem istiyor. Anneler babalar istiyor. Eskiden öyle erken evleniliyormuş. Şimdi evet. Evlenmiyor gençler. Ne yapacaksınız yani? Değil doğru, mi? Doğru doğru. Evet. Doğru diyor bak beyefendi de. Şimdi bu mağazadaki en uygun fiyatlı alyans bu alyans. 600 lira çifti. Şöyle bakın. Bir tane de deneyeyim hatta. Bakın. Şöyle çifti 600 lira. Erkeği de şu şekilde. En pahalısı da bu. Gördüğünüz gibi 600 liradan 6500 liraya kadar buraya geldiğiniz zaman bütçeniz doğrultusunda istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. E o zaman ne yapalım? Biz gezmeye devam edelim. İnsanın buraya geldiği zaman illa bir şey almasına gerek yok. Işıl ışıl dükkanlara bakması bile yetiyor bence. Bugün bana para vermediler. Parasız gez yıldız dediler. Zaten sana vereceğimiz parayla sen buradan alışveriş yapamazsın dediler. Birazcık gerçekçi olmak lazım tabii ki. 20, 40 ya da 50 lirayla buradan alışveriş yapamam ben. Ama bana 100 lira verselerdi ben kendime altın bir kolye alabilirdim 80 liraya. Pardon küpe. Kolye deyip de şöyle kulağımı göstermem de ayrı bir komiklik tabii. Burada sevgili seyirciler fiyatlar 80 liradan başlıyor altın fiyatları. Yani herhangi bir almak istediğiniz aksesuar altın aksesuarın fiyatı 80 liradan başlıyor. Ucu sınırsız tabii ki altın yani değil mi? Ucu açık bir şey yani. 150 bin liraya da bir ürün alabilirsiniz. 200 bin liraya da 250 bin liraya da. Birçok dükkan var. Çok çeşit var. 365 gün indirimde olan bir yer burası. Ben sizler için birkaç tane dükkana böyle girdim. Fiyat bilgisi sordum. Kendi beğendiklerimi sordum tabii ki. Ama sizler de buraya gelip gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Burası kapalı bir yer. Yağmurda, çamurda, karda, kışta gezebileceğiniz bir yer. Yani dışarıda gidip de kuyumcularda böyle hani aa yağmur yağıyor üşüdüm hemen kuyumcunun içine gireyim alacağımı alayım çıkayım derdi yok. O yüzden istediğiniz gibi gezip dolaşabilirsiniz sevgili seyirciler diyelim. Ve sadece burada tabii ki kuyumcuların olmadığını söylemiştim. Bir organizasyon firmasına girelim bakalım. Düğün davet organizasyonu değil mi? Düğünler nasıl şenlenecek organizasyon şirketleri olmazsa? O sandalyeler nasıl gözlerimizi böyle şenlendirecek? Gidelim bakalım biraz da oranın fiyatlarını yoklayalım. Ne dersiniz? Hadi gidelim. Kuyumcu, solum kuyumcu yani. Burada sadece kuyumcular yok ki. Görüyorsunuz düğünlerin, nişanların, kınaların olmazsa olmazı var. Masaları ne kadar güzel süslemişler, şenlendirmişler. Bakar mısınız? Kırmızı gül, bu siyah konseptli bir masa. Hayatımda ilk kez görüyorum böyle şemsiyeli bir masa. Ve güler yüzlü bir beyefendi. Nasılsınız? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim vallahi. Ne olsun işte biz de geldik buraya gezmeye ama... Hoş geldiniz. Gına geldi bana. Evet. Sağım kuyumcu, gülüyor beyefendi de. Sağım kuyumcu, solum kuyumcu beyefendi. Alamıyorum bana bugün bütçe de vermediler. Sadece gezip insanlara bilgi ver dediler. Ben de onu yapıyorum şu o an. O da güzel. Değil mi?
Kesinlikle. Şimdi masaları çok güzel süslemişsiniz. Çok öncelikle tebrik ediyorum çok sizi. Gözlerim şenlendi. Çok teşekkürler. Düğünlerin olmazsa olmazıdır bu masa süsleri. Şimdi burada ben siyahları gördüm. Yine arkamda siyah konseptli bir masa var. Tabii arzuya göre değişebiliyor bu renkler. Tabii, onu kesinlikle söyleyeyim. Mor var. Ondan sonra ilerleyince böyle beyazlar, fuşyalar. O beyaz sarkan çiçekleri de mi düğün davet organizasyoncuları aynen sarkıtıyordu? Aynen. Ben evleneceğim. Örneğin. İnşallah. İnşallah inşallah diye diye beyefendi beni evlendirecek. Şimdi ben evleneceğim. Bir düğün salonunda düğün yapacağım. Evet. Ve fazla bir bütçem yok. Evet. Organizasyona ayırabileceğim. 150 kişilik bir düğün yapacağım. Ne kadara mal olur bir organizasyon şirketinin o düğün salonunu süslemesi? Yani fiyatlar çok değişken ama herkesin bütçesine göre organizasyon yapabiliyoruz. Yani minimum 20-25 liradan başlayan rakamlar bizde çıkıyor. 20-25 liraya peki? Kişi başı. Kişi evet başı peki, yani bir sandalye 20-25 lira. Tekli bir şamdan, masa örtüsü, mekanın mevcut sandalyesinin giydirilip fiyonklanması ortalama 20-25 liraya gelir. Ya tabii bunda hani yine bütçeleri doğrultusunda işte mesela şamdanı kısarsınız istemezsiniz ya da bir şey istemezsiniz daha uygun fiyata da çıkar. Tabii ki. Ama tabii bunun haricinde insanların çünkü gözü öyle bir korkuyor ki organizasyon şirketine gideceğim falan deyince böyle fiyatları çok çok yüksek zannediyorlar. 20-25 liradan bakın başlıyormuş organizasyon şirketinde bir sandalyenin fiyatı yani. Gibi. Ondan sonra kaça kadar çıkıyor? Yani ucu açık kişi başı 4-500 liraya çıkan masalar olabiliyor. 400-500 liraya çıkan çok uçuk masalar olabiliyor ama onlar çok abartı. Ama yani şık güzel bir masa 80-100 lira civarında kişi başı organizasyon yaptırabilir çiftlerimiz. Peki çiftler neye göre karar veriyor? Ben çok merak ediyorum. Çünkü burada bütçelerine şu an göre karar veriyorlar efendim. Bize gelmeden önce işte mekan, gelinlik, kuyumcu, işte düğün organizasyon şirketine ayıracağı müzik vesaire bütçeleri belirliyorlar. O bütçeler üzerinden hareket ediyorlar. Kafanızda hayallerinizi belirliyorsunuz. Belirleyemiyorsanız bu beyefendi size yardımcı oluyor değil mi beyefendi? Ve size en güzel organizasyonu yapmak için de elinden geleni yapıyor. Çünkü gerçekten mekanda çok güzel hazırlanmış masalar var. 20-25 liradan başlıyor düğün davet organizasyonun kişi başı fiyatı buraya geldiğiniz zaman da. 100-150, 400-500 liraya kadar çıkabiliyor. Benim bütçem çok var. Ben çok küçük şeyler istiyorum. Yani hani dekorda sınır yok gerçekten. Tamamen bütçeler sınır. Hayaller ve bütçeler. Hayalin sınırlıysa, bütçenin sınırlıysa sınır koyabilirsiniz. Ama en güzel şekilde de evlenebilirsiniz ya da güzel bir gününüzü geçirebilirsiniz. Burada o kadar güzel masalar var ki ben sizi bu güzel yerle baş başa bırakayım sevgili seyirciler. Ediyoruz. Buyurun. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ben genelde her zaman düğünlere gittiğimde nikah masasının yanı sıra düğünün hep bu kısmında oturuyorum sevgili seyirciler. Allah herkese kalbinden geçen biriyle evlenmeyi, ömür boyu mutlu olmayı nasip etsin yani. Değil mi Turan abi? Gelinliği gördüm girmez miyim bu dükkana? Tabii ki girerim.
Ne dedim? Kuyumcuların yanı sıra organizasyon şirketi var, firması var burada. Aynı zamanda da çok güzel bir gelinlik mağazası var sevgili seyirciler. Burada çok güzel gelinlikler var. Gelinliğin modası, evet gelinlik deyince akla beyaz geliyor ama genellikle bence beyaz gelinlikte güzel durmuyor. Ya hafif böyle krem olacak. Değil mi Turan abi? Yakışır sana diyor. Allah nasip ederse işte bir gün. Aday adayı yok. Biz burada gelinlikçilerde geziyoruz. Ama ben ne yapıyorum? İzleyicime fikir veriyorum. Böyle gezmeler de bana uğur getirecek herhalde. Ben anlamadım. Allah her şeyin zamanında olanını ve hayırlısını bence nasip etsin. Hemen böyle kısa bir gelinliğin yanındayım şimdi ben. Burada ne kadar bilmiyorum ben. Birazdan hanımefendi gelecek. Geliyor. Müşterisi vardı çünkü. Evlendiriyor hanımefendi. Fuardan çıkmış hanımefendi. Geldim hemen şöyle yanınıza. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim ben de. Çok güzel gelinlikleriniz var. Teşekkür ederiz. Kiralanabiliyor mu? Tabii ki kiralanabiliyor. Tatlılık da alınabiliyor. Tamam. Her şeye göre yapıyoruz. Tasarımları kim yapıyor? Ortağım ve ben. Buradaki gelinlik fiyatları kaç paradan başlıyor? 3500'den başlıyor. Evet. 15.000'e bile gelinliğimiz var. Özel tasarım, Swarovski işlemeli herhangi bir model yaptığımız zaman hani o 17.000'e de çıkabiliyor, 20.000'e de çıkabiliyor. Ben de ne yapayım böyle birazcık gelinliklere bakmayayım mı? Size çok teşekkür ediyorum. Hanımefendi dedi ki hanımefendi 3500'den başlıyor fiyatlarımız, 15.000'e kadar çıkıyor. İstiyorsanız buraya gelip kiralık gelinlik alabiliyorsunuz. İstiyorsanız satın alabiliyorsunuz. Ama şu an burada yani içinde bulunduğum alışveriş merkezinde yok hem evlenmeye yönelik hem de böyle yani gördüğünüz gibi evlilik öncesi bütün hazırlıklarınızı karşılayacak her şey mevcut. Kendileri beğendiğiniz bir modeli de sizin için dikebilirler. O zaman efendim siz bu güzel gelinliklerin arasında kaybolurken ben de kaybolayım sizinle birlikte, değil mi ama? Biz bugün gezmek olsun da ne yaptık? Sizler için evlilikle altın alışverişi yapabileceğiniz çok güzel 3 katlı bir yeri gezdik. Burası Yenibosna'da. Ulaşımı çok kolay. Otobüs durağı hemen kapının önünde. Yani otobüsle ulaşım çok kolay. Kendi arabanızla ulaşım zaten çok kolay araba olunca. Açık kapalı otoparkı var. 3 katlı bir yer. Kuyumcusundan gelinliğine, gelinliğinden beyaz eşyasına, beyaz eşyasından organizasyon firmasına kadar ne ararsanız bütçeniz doğrultusunda burada var. Hemen organizasyoncu demişken yakında evlenecek olan arkadaşlarım 24 televizyonu spor spikeri Hazal'a ve Uğur'a bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Size de rehber olmuşuzdur umarım. Gerçi Hazal her şeyin en iyisini düşünüp yapmıştır diyelim de devam edelim. Buraya geldiğiniz zaman 80 liradan 150-200 bin liraya kadar bütçeniz doğrultusunda beğendiğiniz her şeyi alabilirsiniz. Haftanın 7 günü açık. Sabah 10'dan akşam 8'e kadar sevgili seyirciler. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun ama bana bugün para vermediler. Yıldız biraz gerçekçi ol. Bizim sana vereceğimiz parayı sen orada harcayamazsın ve parasız gez dediler. Ben de tamam dedim. Nasıl istiyorsanız öyle yapayım dedim. Onu da başarıyla tamamladım. Değil mi Turan abi? Evet diyor. Baktım fikir edindim. Ben evlenmeyeceğim ama evlilik öncesi fikir edinmek gerekiyor böyle gelip de, değil mi? Ara sıra gezmek lazım diyor. Biz de ara sıra gezdik o zaman. Tekrar paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. İstanbul'un başka bir semtinde ya da başka bir ilçesinde ya da keşfedilecek başka bir noktasında tekrar sizlerin huzurunda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın efendim. Hoşça kalın.